Yeni bir öğrenmek hayattır programından yürek dolusu selam olsun efendim. BBN Türk'te öğrenme yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyoruz. Biz her hafta her pazar günü 13.20'de öğrenmek hayattır diyoruz. Hayata dair, öğrenmeye dair, beyni kullanma stratejilerine dair kişisel gelişim, eğitim, iletişim, başarı, motivasyon konularıyla sizlerle beraberiz. Bugün Kişisel gelişim kavramını konuşmaya devam edeceğiz. Acı yine sizden gelen soruları programımızın içerisinde değerlendireceğiz. Şiir bölümümüzle dolu dolu bir öğrenmek hayatları başlıyor. Hoş geldiniz. Safalar getirin Hayat bir öğrenme yolculuğu. Biz de hala öğrenmeye devam ediyoruz. Öğrenmek hayattır da son dönemde, son günlerde de, son haftalarda daha doğru deyimle öğrenme konusunu yine detaylı şekilde inceliyoruz. Ama bütün amaç insanın nitelikli bir şekilde gelişmesi değil mi? Nitelikli bireylerin eğitimli, kültürlü, bilgili, donanımlı, ne istediğini bilen hayat amaçları belli, yaşamı böyle bir eğlence arenası gibi algılayıp değerlendiren değil de insani değerlerle keyifli bir şekilde, etkili bir şekilde yaşayan bireylerin olmasını amaç amaçlıyoruz. Ve bunun için de yapılan çalışmaların aslında tamamına kısaca kişisel gelişim diyebiliriz. İnsanın kendini geliştirmesi toplumsal gelişimin ilk temel basamağıdır. Kişi gelişmeden toplum gelişmez. Bizler de arkadaşlar kişisel gelişimi diyoruz ki insanın ömrü boyunca kendini yetenekleri doğrultusunda geliştirmesidir. Bireyin üretken, verimli, faydalı, nitelikli olmasıdır. Ve güçlü bir insan olmasına yardımcı olma yönünde yapılan çalışmaların bütününe biz kişisel gelişim tanımını koyuyoruz eğitim, kültür, sanat, edebiyat bunların hepsi inançlar, değerler aslında insanın gelişim için değil midir? Bütün mücadele bu yönde arkadaşlar. Başka bir deyişle eee kişinin kendi kendisiyle yarışması ya da kendini hedefine ulaştıktan sonra yeni hedefler koyması, insani değerlerle yeni hedeflere gitmesi yaşamı anlamlı bir şekilde yaşamasıdır diyoruz kişisel gelişime. Hayatı anlama, anlamlandırma, verimli yaşama yolculuğudur. Aslında özü insanın kendini tanıma yolculuğudur. Kişisel gelişim insanın bir yönlü değil, insanın çok yönlü olarak insanın kendisini geliştirmesidir. Aile hayatı, sosyal hayat, iş hayatı ve özel hayatında aktif, verimli nitelikli bir birey olmasıdır. Bu kişiler bu değişim mi ve gelişimi kendi yararlarına olduğu gibi diğer insanların, diğer canlıların ve doğanın yararına kullandığı sürece doğrudur ve faydalıdır. Yoksa bilgi sadece ben merkeziyetçi olarak giderse o kişisel gelişim değildir arkadaşlar. Ferdiyeçliktir, narsizmdir, megalomanlıktır. Kişisel gelişimi bu kategoride değerlendirmek ise zaten başka bir akıl tutulmasıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Kişi üretken ve verimli olmayı öğrendiği sürece kendisine karşı da özgüven ve öz saygı sahibi olacaktır. Üretken olmadan olmaz ve hala şunla karşılaşıyoruz. Hocam kişisel gelişim gibi böyle ilginç cümlelerle. Arkadaşlar kişisel gelişim tanımını baştan beri söylüyoruz. Eğitimin tamamı kişisel gelişim değil midir? İnanç zaten sistemlere kişisel gelişim değil midir? Bilimin, kültürün, sanatın asıl amacı insanın nitelikli bir birey olması değil midir? Bütün mesele bu. Nereden baktığımız önemli arkadaşlar. Kişisel gelişimin dayanakları nedir dediğimizde bir kere her şeyden önce düşünce, beyin, bilinç, dil, kültür, bilinçaltı inançlar arzular hayal gücü değerler felsefe özgüven insan ilişkileri iletişim fizyolojik uyum ve tavır tutumlar motivasyon değişim gelişim alışkanlıklar olumlu düşünme dönüşüm değerler ilkeler olarak değerlendirebiliriz ki kişisel gelişimin dayanakları bunlardır. Zaten hiçbir inanç, hiçbir öğreti, hiçbir doktrin, hiçbir felsefe de bunlardan ayrı düşünülemez. Ne söylediğin önemlidir dedik. Tabii kişisel gelişim için önerilerimiz oldu. Son haftalarda bunları paylaştık. Dedi ki öğrenmeye açık olacağız, bilinçli farkındalık düzeyini geliştireceğiz. Olmaz olmaz farkındalık. Zaten eğitimdeki amaçlardan biri değil mi? O farkındalığı kazanmak yaptığımız işleri, attığımız adımları amaçlı atmak ve değerlendirmek, tutkularımızı keşfetmek, hayal gücünü geliştirmek. Hayal bizi yönetmeden biz hayali yönetmeliyiz dedik. Yine faydalı alışkanlıklar kazanmak durumundayız. İşte spora zaman ayıracağız, enstrümana zaman ayıracağız, hobilere ve fırsat buldukça yazmak. İşte günlük tutmak, gün erken başlamak ki nefret, intikam duygularını hayatımızdan çıkartmak mecburiyetindeyiz. Hobiler edinmek, negatif kişilerden uzak kalmak, bedvinlikten, negatiflikten uzak olmak ve başarı hikayelerini yazmak tabiri caizse doğayla, insanlarla, diğer canlılarla, hayvanlarla uyum içerisinde yaşamak, geçmişten ders almak, dua ve ibadet olmazsa olmazdır. Bunun için de öğrenmeye açık olmak mecburiyetindeyiz. Öğrenmeyi öğrenmeden olmaz. Her şeyin bir ana sebebi vardır. Ana sebebi bulabilebiliyor muyuz? Ve bütün çalışmalarımızı, öğrenmelerimizi hangi amaçlar doğrultusunda öğreniyoruz? Nasıldan ziyade niçinleri nasıl yakalayabiliriz? Öğrenmek her şeydir aslında. Alışkanlıkların tamamı bir öğrenmedir. Alışkanlıkları da kendi içerisinde zararlı alışkanlıklar ve faydalı alışkanlıklar olarak da ikiye ayırırız. Ama bizim istediğimiz zararlı alışkanlıklara yaklaşmadan insana kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine değerlerine katkı sunan, hayatı anlama ve anlamlandırma noktasında değer sunan bir alışkanlık olmak durumunda. Bunun için de özgüven ve öz saygı sahibi olmak durumundayım. Öz değerlerimi bilmek durumundayım. Beynimin öğrenme sistemini bilirsem öğrenme sistemine göre stratejiler geliştirebiliriz. Ve bunun için de bilgiye ulaşmanın en temel yolu okumaktan geçer. Hızlı, etkin okuma tekniklerini öğrenmek bize sayısız faydalar sağlayacaktır etkin okuma kısmında okumayı daha etkili, daha verimli hale getirmek için ne yapacağız? Ve burada diyoruz ki aşağı yukarı her programımızda neredeyse arkadaşlar hızlı ve etkin okuma tekniklerini bir şekilde öğrenin. Bunu hayatınızın bir parçası haline getirin. Bazıları hız kısmına takar, onlar çok önemsemiyorum. Ne anladığın çok önemli. Hızlı ve etkin okumada nitelikli bir okuma nasıl sağlanır? Etkili, verimli bir okuma, yaratıcı okuma dediğimiz entelektüel seviyede okuyucu olmak için bilgiyi amaç olarak değil de araç olarak nasıl kullanacağız? Okurken ana fikir, anahtar kelime, anahtar cümle nedir? Yazının özünü nasıl yakalayacağız? Birden fazla nasıl kelimeyi nasıl göreceğiz? Kendi öğrenme sistemimize göre nasıl o hangi şekilde okuyacağız? Ana fikir, anahtar kelime, anahtar cümleyi nasıl yakalayacağız? Yazıdaki verilmek istenen ana düşünceyi en kısa yoldan, en etkili nasıl öğreneceğiz ve daha önemlisi o bilgiyi hayatımızda nasıl kullanacağız? Bunlar öğretilir. O yüzden öğrenci arkadaşlarımıza da söylüyorum, hayatınızda en az bir, tercihen 2-3 defa bu eğitimi alın. Yaptığınızda yani bunları kullandığınızda farkı çok net olarak görmeye başlayacaksınız. Şu ana kadar binlerce kişiden şunu duydum hocam bu eğitimden sonra değişti. Bakışım değişti. Hayatı algılamam değişti. Yaptığım işlerdeki aldığım netice ve verim değişti. Ama eğitim olmadan olmaz değerli arkadaşlar. Hızlı ve etkin okuma tekniklerini öğrenin ve hayatımızda her şey bir öğrenme ise öğrenme stratejilerini senin beynin nasıl bilgi alıyor onu öğreneceksiniz. Çünkü her insanın beyninin bilgiyi alma şekli, her insan öğrenme şekli farklıdır. Sizin öğrenme şekliniz ne? Bunu bulun. Ona göre yöntemler geliştirin. Bilgiyi hafızaya alırken Görsel tekniklerle mi alıyorsunuz? İşitsel hafıza tekniklerini mi kullanıyorsunuz? Dokunsalı mı? Ve bunların hepsini birleştirerek soyut öğrenme ya da formüler öğrenmeyi nasıl geliştireceğiz? Öğrenme stratejilerini kullanırken okuma, dinleme, yazma, planlama, organize etme bunları nasıl öğreneceğiz? Ruh halleri, duygu durumları nasıl geliştireceğiz? İşte bunlar öğrenmeyi öğrenmenin ana konularıdır. Yalnız burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Tabi bilgiyi doğru amaçla kullanan da var, istenmeyen şekilde kullanan da var. Bilgiyi bilimsel yöntemlerle kullananlar da var, bilimsel olarak öğreten de var, işi şova dönüştürenler de var. İşte burada şovmenliğe, şovmenlere dikkat edilmesi özellikle arkadaşlar istirham ediyoruz. Ve bütün amaç ne burada? Nitelikli bir birey olmak. Ama nitelikli bir birey olmanın temel koşullarından biri de nedir? Kişisel liderliği kazanacaksınız. Eğer siz kendi kişisel liderliğinizi ortaya çıkartamazsanız, kendi kararlarını kendi verebilen, kendi ayaklarının üzerine basabilen bir birey olamazsak, ben kime ya yani kimi yöneteceğim ki hiçbir zaman biz birlerini yönetin demiyoruz. Hayattaki en zor şey insanın kendisiyle yüzleşmesi ve insanın kendi hayatını yönetmesi, yönlendirmesidir. Sen değişirsen bütün dünya değişir. Her şey senin bakış açısına bağlı, her şey senin değerlendirmelerine bağlı arkadaşım. Bu yüzden diyoruz ki biz de mutlaka ve mutlaka kendi hayatınızın kontrolünü el alın. Bunun yolu ne? Bunun yolu da kişisel liderliği kazanmaktır. Peki Liderlik öğrenilebilir mi doğuştan mı denir? Arkadaşlar insan yaşamında öğrenme olmayan hiçbir şey yoktur. Eğitimle ulaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Ha yaratılıştan gelen belli fıtri özellikler vardır. Eğer o özellikler işlenmezse körelir ve gider. O yaratılıştan gelen fıtri özellikler var. Bir de onlar gerçekten güzel işlenirse zirve yaparsınız. Ama yaratılıştan gelen özellik yok. Eğitimle yine zirveyi yakalamak bizim elimizde. Öğrenmek her şeydir dedik. Hayatımız öğrenmedir. Öğrenmek hayattır diyoruz. Israrla öğrenmek hayattır ismini kullanıyoruz. Çünkü her şey öğrenmeyse öğrenmeyi öğrenmek. Bir bilgi alırken nedenlerini bilmek gerekiyor. Niçinlerin cevaplarını vermek gerekiyor. Niçinler ve nedenlerin cevabı verirsek çözümler daha kolay gelecektir. Ve bunun için de kişisel gelişim için vazgeçme. Pes etme. Vazgeçersen vazgeçmeyenler hedeflerine ulaşır. Vazgeçmeyenler hayatı daha anlamlı yaşayabilir. Vazgeçersen kendini suçlarsın. Pişmanlık, bedbinlik alır başını gider. Dövmek değil. Keşke yok. Keşke şeytandandır sözünü duymuşsunuzdur. Keşke şeytanın kelimesidir derler. O zaman bize düşen görev ne? Bize düşen görev açık ve net. Keşke değil. Şimdi. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra ne yapabilirim? Bunların cevaplarını verebiliyor muyuz? İşte o zaman cevaplar kendilerinden gelecektir. Keşke yok. Şimdi ne yapacağız? Keşke'ye bakın. Sürekli keşke'yi kullanan insanlara bakın. Yaşamlarında sürekli bir sıkıntı görürsünüz. Bulunduğu yerde patinaj yapan araba gibidir. Ses gelir. Enerji vardır. Ve normalin üstünde bir efor sarf eder. Hatta normalde değil, düz yolda gidişinden daha fazla bir Devir vardır aralarındaki tekerinde ama patinaj yapıyordur. Sadece cayırtsın duyarsınız. O peseden insanların durumu tamamen patinaj yapan araba gider. Sadece cayırlar. Ama o patinaj yapma durumdan kurtulduğu anda o performansı düşünün. O patinaj yapma sürecinde verdiğiniz gazı normal zamanda verin. Bak bakayım arabanı oluyor. İnsan da aynen böyle. O patinaj yapmak yerine tam gazla kullanmak gerekiyor. Eğer iyi bir de motivasyon varsa aynen arabaya nitro koymuş gibi olursunuz arkadaşlar. Basar gider hesabıyla. Evet, asla vazgeçmek yok, keşkeler yok. Azimli bir şekilde devam ediyoruz ve davranışları değiştirmek durumdayız. Bunun için de arkadaşlar ciddi planlı bir çalışma yapmak durumdayız. Davranış değiştirirken de önce diyorum ki ben duruşunuzu değiştirin. Duruş Hocam ne alaka diyorlar? Arkadaşlar, düşünceler, duygu durumu, ruh hali, bunların hepsi psikolojimiz, fizyolojimizi etkiler mi? Mesela bir insan görün, insan aynen şu şekilde. Duruşu bu. Bu şekilde duran bir insana ne dersiniz? Çok mutlu der misiniz? Neden peki bu halde? Çünkü duygular o kişiyi etkiledi. Çünkü duygusu. Bir insan görüyorsunuz. Ha, hareketli neşeli. Ha, niye? Ne oldu peki bu adam niye hareketli canlı? Çünkü duygular bunu tetikledi. Bir insan görüyorsunuz. Aynen şu şekilde. Ne oldu? Duygular tetikledi. Bir insan görüyorsunuz aynen şunu. Ne oldu? Duygular tetikledi. Bakın fizyoloji nasıl etkiledi? Duygular benim fizyolojimi etkiledi mi? Etkiledi. Ya da bir insan görüyorsun. Geliyor. Ne oldu? Duygular tetikledi. Bilgi tetikledi. Ruh hali tetikledi. Peki bilgim, duygum, düşüncelerim benim bedenimi tetikliyorsa, bedenimde hal, tavır değişikliği oluşturuyorsa, bedenimde tam tersi. Bedenimi değiştirsem duygum değişir mi? Evet arkadaşlar, duruşunu değiştirdiğin anda, bedeni değiştirirken bedensel duruşu kastediyorum. Bedensel duruşu değiştirdiğinde duygular değişir mi? Kesinlikle değişir. Ha, duyguların bedeni değiştirdiği etkide olmasa da en azından olumlu bir duruş, olumlu bir duyguya doğru gitmeniz noktasında bunu görürsünüz ki bunun en somut örnekleri değerli arkadaşlar sınava giren öğrencilerde sürekli bir ağlama duygusu vardır. Bakın muhteşem bir teknik göstere anlatacağım size. Sınava giren öğrencilerde son günlerde sınavlar yaklaştığı ciddi bir ruh hali, böyle bir bitkinlik, bir bedbinlik, bir karamsarlık ve en çok da ağlama duygusu Ağlama duygusunu bol miktarda görüyoruz. Hocam diyor ister istemez. Ya burada asla bir öğrenciyle dalga geçmiyorum. Hani bir canlandırma yaptığım için yapamıyorum edemiyorum. Peki diyor ağlama duygusu nasıl diyorum. Başlıyor öğrenci ağlamaya. Anında şu ana kadar o ağlama duygusu olup kendini eksik yetersiz çaresiz hissedip de bireysel görüşmelerde görüştüğüm kişilerde oturdum da daha ağlamayan öğrenciyle karşılaşmadım. Anında. Aslanım hocam o da alıştı hemen peçete getirir. Yine ağladı. Eskiden sonra bu da mı ağladı derdi. Şimdi sormuyor. Çünkü o bir boşalma ihtiyacı hissediyor. Gayet doğaldır. Ama tabii ki ağlayacaksın. Ağlamayı yadırgamam. Ama sulu göz almayı, olmayı asla tavsi tavsiye, etmiyorum. Ve tasvip etmiyorum. Gerekli ağlamak bana göre bir rahatlama yöntemidir. Yoludur. Ama sürekli ağlama asla. Şimdi asıl tekniğe gireceğim. Öğrenci geliyor, öğrenciyle konuşuyoruz. Hocam bittiğim vaziyetteyim, işte şunu yaptım, bunu yaptım, ağlama duygusu. Hadi ağla diyorum ve gerçekten ağlamasını sağlıyorum bir şekilde. Diyorum ki ağlıyor musun? Gayet tamam. Bir teşhisini yaptık. Hani güzel anlamda söylemiyoruz. Teşhis oldu? Ağlamaya devam et diyorum ve duruma göre, oturma pozisyonuna göre öğrencinin sağ tarafına geçiyorum ve yukarıdan bakıyorum. Ya da diyorum ki öğrenci, hadi ağlamaya devam et diyorum. Sağ yukarı bak diyorum. Hadi ağlamaya devam et diyorum. Sağ yukarı bakıyor öğrenci. Aynı bak. Bakış açısı şu arkadaşlar. Duruşu, şu. Sağ yukarı doğru bak diyor. Şu değil. Bu değil. Ya da şu da değil. Ya da bu da değil. Bak. Sağ çapraz yukarı doğru. 45 derece açıyla şu. Sağ yoru bakın. Bakın. Ve devam edin. O anda devam et diyorum. Ağlayan öğrenci bakıyorum. Ağla. Hadi ağla diyorum. Ağlantı kesildi. Hadi ağla. Ağlayamıyor ki. İmkansız. Ağlayan bir kişi sağ yukarı baktığında imkansız ağlayamaz. Bu neyi gösteriyor? Bakın duygu. Fizyolojimi değiştiriyorsa fizyolojimi değiştirdiğim anda duygu da değişir. Deneyin göreceksiniz bunu. Muhteşem bir tekniktir. Başka bir teknik. Mesela diyorum ki kişi geliyor karamsar. Sıkıntılı, kaygılı, endişeli. Hocam sürekli içinde sıkıntı var öyle mi? Hadi sağ yukarı bak diyorum. Güzel bir şey düşün. Böyle tatile gittin bir anı, mutlu olduğun bir anı. Arkadaşlarınla olduğun bir anı düşün. Relaks olduğun bir anı düşün. Ya da diyorum ki nerelisin sen diyorum. Hocam Ankaralıyım diyor. İyi diyorum. Bir Ankara oyun havası çaldığını düşün. Nerelisin Diyarbakırlıyım. Hadi şimdi lorke lorke çaldığını düşün diyorum. Hocam Karadenizliyim diyor. E de bir kemençeli oy kemençeci dayı türküsünü dinle diyorum. Öğrenci başlıyor gülmeye. Ne oldu? Bakın fizyoloji değiştirdik. Bir de müzik ritmini kattık. 2-3 dakika şöyle baksın. Bırak diyorum şimdi bakmayı bak. Nasılsın? Hocam içimde bir rahatlama oldu. Öyle mi? İşte gördün mü? Bu basit bir teknik. Bunun gibi yüzlerce teknik var. Yüzlerce. Görsellere göre farklı, işitsellere göre farklı, dokunsallara göre farklı, kinestesilere göre farklı, işte lider tiplere göre farklı, mükemmeliyetçi tiplere göre farklı teknikler kullanıyorsunuz. Sosyal tiplere göre farklı, iç referanslı, dış referanslı insan tipleri var. Onlara göre zaten bizim amacı, şey bizim yaptığımız iş de bu. Kişi geldiğinde görüyorsun, beynin bilgi alma sistemini öğreniyorsun. Ona göre teknik kullandığında 2-3 görüşmede olay zaten bitiyor. Korkular, fobiler 2 ya da 3 seans en fazla biter. Zor değil ki. Bunu yapan çok kişi var. O yüzden arkadaşlar her şey bir öğrenmedir. Negatiflik de bir öğrenmedir. Negatiflikten kurtulmak da yine öğrenilebilen bir tekniktir. Ben beynimin bilgi alma şeklini, beynimin işleme şeklini bilirsem, ben bunu öğrenirsem ona göre yöntem, teknik, metodolojiler geliştirebilirim. Bunu kastediyoruz. Duygular fizyolojimi etkiliyorsa, fizyolojimi değiştiriyorsa, fizyoloji duruşumu değiştirdiğimde psikolojim de değişmeye başlar mı? Kesinlikle başlar. Biraz önce, yayına girmeden önce ben yürüyerek giriyorum stüdyoya. Ve gelirken de arkadaşlarımız orada baktı gördü. Ben o stüdyoya girmeden önce zıplamaya başladım. Böyle hareketler yapıyorum. Niye? O iç enerjiyi artırma derdindeyim ben. Kendimi, fizyolojimi hareket ettirirsem, organizmayı hareket ettirirsem, yayına çıkmadan önce hıplarsam, zıplarsam, hareket, hızlı hareket edersem, şu ekran karşısında olduğum için tabii çok hızlı hareket edemiyorum. Sadece örnek olarak verdim. Bunu yaptığımda ne oldu? İsterseniz o enerji patlamasıyla, o aktif enerjiyle geliyorum. Hatta yönetmenimiz Yüksel Bey dedim ki hocam dedim Yüksel Bey takla tarak mi hocam iyi olur fena olmaz ya da siz bilirsiniz. Yani bu işin esprisiydi ama siz düşüncenizle hayatı algılama yaşama şeklinizi yönetir yönlendirirsiniz. Şunu yaparsan <laughs> Allah kahretsin ya yine mi yayın var ya ya bir bak ya işte arkadaşım YouTube'dan kaç kişi diyor. Acaba işte televizyonları kaç kişi diyor? Beni kaç kişi izledi? Ya şu kadar oldu mu? Düşünceleriyle şu anda stüdyoya gelsem. Şu performansı, şu enerjiyle program yapabilir miyim? İmkansız. Dolayısıyla her şey beyinde başlar, beyinde biter ne yaptığın çok önemli Allah kahretsin buraya geldim zaten şey olmuyor da bu olmuyor da işte Türk Türk'te böyle de falan hayır ben buradayım şu anda dünyanın dört bir tarafından televizyon kanallarında sosyal medyada daha sonraki kayıtlarda efendim televizyonun YouTube kanalında yayınlayacağı yayınlarda ya da ben kendi kanalında yayınladığım yayınlarda belki bir yıl iki yıl beş yıl sonra birileri izleyecek ya da şu anda yine yüzlerce binlerce kişi izliyor bu benim kendime duyduğum saygıdır İnsana duyduğum saygıdır. E ne yapacağım? Elini cebinden çıkart. Canlan, içindeki enerjiyi artır. Hadi şimdi karşında insanlar var ve karşındaki insanlarla bilgi bölüşüyorum, bilgi paylaşıyorum, muhabbet ediyorum. Bunu yapabilir misin? İşte o zaman Yaptığın işte verim elde edersin. Ders çalışırken Allah kahretsin niye ders çalışıyorum? Yine bir sınav var. Bu da mı olacak? Ben bir hocam hoca bana soracak bunu ben yine başaramayacağım. Yok öyle mi olacak demek var. Bir de bu öğrendiğim bilgiyi hayatımın neresinde kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Bu öğrendiğim bilgiler benim hayatım neresine dokunacak? İlerleyen yaşamımda hangi bilgileri kullanacağım? Öğretmense öğrencime nasıl anlatacağım? Öğrenciysem sınavda nasıl kullanacağım? Bu öğrendiğim bilgi ileride hayatımı nasıl kullanacağım? Mühendisem nasıl yapacağım? Bunu düşünün. Bunu yaptığınızda öğrenme çok daha keyifli olacaktır. Çünkü bilinç altında bir niçin var. Niçin cevabını verirsek nasıl cevabı zaten kendiliğinden gelecektir arkadaşım. Mesele bunu yapabilmektir. Kesinlikle arkadaşlar <laughs> davranışı değiştir. Bir korkak gibi davranırsan ömür boyu korkak yaşamaya mahkum olursun. Bir nitelikli birey gibi düşün. Bir nitelikli birey olma mücadelesini ver. Nitelikli birey olmak için çalışmalar yap. Duruşunu da o şekilde dengele. Bak bakayım ne olacak? İnsan ne düşünüyorsa odur. Sözü karşısında çıkacaktır arkadaşım. Güzel düşünürseniz güzel yaşarsınız. Güzel bakarsanız güzel görürsünüz ama sadece bakmak yetmez. Güneşe ulaşmak istiyorsan, güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık diyor bilge. Güneşi görmek için gölgeden çıkmak mecburiyetindesin. Başarı mı istiyorsun? Ter dökeceksin. Bir şey elde etmek istiyorsan mücadele vereceksin. Hocam, çalışıyorum, çalışıyorum olmuyor. Önemli değil. Sen çalış, iyilik yap deniz at, balık bilmezse halik bilirler. Sen iyiliğini yap, sen mücadeleni ver. Ve bir de biz kimseye bir şey ispat etmek mecburiyetinde değiliz. Ben önce kendime ispat etmek durumdayım. Kendime ispat edemiyorsam, kendi iç tatminimi sağlayamıyorsam, istediğin kadar başkasına bir şey yap. Olmaz. Ve başkası için bir şey yaparsan sadece o tatmin olur. Ama sen tatmin olur musun? Onu tatmin olması da yine imkansızdır arkadaşım. E bunları yaptık. Hocam yapıyorum yapıyorum uğraşıyorum da bir türlü istediğim noktalara ulaşamıyorum. E ne yapayım bu defa? Arkadaşlar yapacağım bir şey var. İşi bilen birinden gerektiğinde profesyonel birinden destek al. Bu işin ana çıkış noktalarından bir tanesi budur. Destek al. Zaten karşıdaki insan işi ne? Sana profesyonelce destek olmak değil mi? Vücudunda bir ağrı olduğunda doktora gidiyorsun değil mi? Gözde bir hastalık olunca yine doktor yani hekime gidiyorsun değil mi? Elinde bir yara çıkınca hekime gidiyorsun değil mi? Vücudunda bir egzama oldu, karında bir ağrı oldu, Hekime gidiyorsun değil mi? Bir cihazın bozuldu. Alıp bunu tamirciye götürüyorsun değil mi? Telefonun bozuldu. Mutlaka bir şekilde telefoncuya götürüyorsun değil mi? Peki. Bilgi, düşünceyi zihnimde organize edemiyorum. Derslerimi tam öğrenemiyorum. Çalışıyorum ama bir türlü anlamıyorum. Okuyorum ama unutuyorum. Sınava giriyorum ama sınava bilgilerim gidiyor. Yapıyorum ama yanlış yapıyorum. Hadi peki bir uzmana git. Ben deli miyim? Telefonunu bir tamirciye götürürken deli misin? Beyin darmadağın. Duygular darmadağın. Bilgi darmadağın. Ruh halim gitmiş. Psikolojim bozulmuş ya da bozulmak üzere. Her şey alt üst. Bilgiyi karıştırıyorum. Kendimi gergin, tedirgin, stres hissediyorum. Git bir destek al. Ben deli miyim? Ben diyorum ki bana dünyada bir akıllı adam göstersene. Ha, en akıllısı benden buradayım. Niye alıyorsun? Ben de akıllı değilim o zaman diyorum. Herkes de vardır. Önemli arkadaşlar profesyonel destek almak tam tersi akıllılıktır. Almamaktır delilik. Profesyonel nasıl ki doktora gidiyorsan işi bilen bir uzmana gidip Ondan ihtiyacın olan profesyonelce destekleri alacaksın. Bundan doğal, bundan gerçekçi ve doğru bir şey olamaz. Danışan dağlara aşmış, danışmayan yolda şaşmış diye düz yolda şaşmış diye bir söz var değil mi? Danış. Şimdi telefonlarımızda navigasyon var. Navigasyon yokken ki ya da o anda navigasyon durumu yoksa ben yolda giderken bir adrese gidiyorsam hiç çekinmem. gerekse dört kişiye, beş kişiye sorarım. Bizim büyük olan küçük derdi Baba niye sürekli soruyorsun? Oğlum sorarım. Birinci kişiye sordum ya yanlış bilgi verdiyse bir kişiye daha sorarım. Bir kişiye daha sor. Detay alırım. Sormaktan, soru sormaktan korkmayın. Zaten bu yüzdendir ki bizim öğrenme öğrenme ve hızlı okuma eğitimlerinde ilk gün diyoruz ki bizim dersimizin tek zorunluluğu soru sormak okumakla ilgili, öğrenmekle ilgili kafana hangi soru takılıyorsa soracaksın. Soru varsa öğrenme vardır, soru yoksa öğrenme yoktur. Sormadan olmaz. Arkadaşlar soru işin temamıdır. Danışkan, şey, danışmanlık almak geri gence bir gerekliktir. Danışmamak aslında mantık değil. İşi bilen uzmanı bul, Doğru şekilde git ama burada şuna da dikkat etmenizi istiyoruz. Danıştığınız kişinin eğitimi, bilgisi, kültürü, deneyimi, tecrübesi bu alanda yaptığı çalışmalara dikkat edin. Sertifikalar size danışmanlık yapmaz. Sadece bilişsel bilgiler danışmanlık yapmaz. Profesyoneli araştırın bulun diyoruz ve öğrenme yolculuğu devam ediyor ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Aradan sonra harika konularla birlikteyiz efendim. Bir açtı engelim. Bir aşktır bu yüreğimde Sebepsiz yanar Hasretim sana Hayallerimdeki engelsiz duruşum Hasretim Acınası bakışlarınızla ezilirken Biriken özlemler ruhumda Rüyalarım Alev alev yanar. Bilmezler ki içime tersinden akan ne ne nehirler çağlar. Hasretim sana hasretim hayallerimdeki engelsiz duruşum. Hasretim. Bu yalnızca basit bir hasretlik değil. Kalbimin her vuruşunda kapansa da gözlerim bedenim yalnızca seni arar. İnsanlar neden acıyarak bakar? Bir şeyler yapamayınca neden başıma kakar? Bilmezler ki ben de insanım. Pervasız insanlar davranışlarıyla yüreğimi dağlar. Bilmezler ki içimde hangi nehirler çağlar. Hasretim sana hayallerimdeki engelsiz duruşum. Hayallerimdeki engelsiz duruşum. Hasretim. Ben de sevdim. Duayı, havayı, suyu, Hayatı sevdim, uçan kuşu sevdim, koşan tayı, yerdeki karıncayı, dalındaki gülü dikeniyle sevdim. Sevdim, sevdim eşrefi mahlukatı, yargısız, infassız insanı sevdim, sevdim yaratılanı, sevdim yaratandan ötürü. uzatın ellerinizi. Uzatın. Isıtın yüreğimi yüreğinizde. Isıtın. Sarın, sarmalayın üşüyen bedenimi. Uykularım kısa da olsa koşarak geldim size. Kollarınızla değil. Ruhunuzla ısıtın. Dal budak sar'ın dal budak sar'ın sevin sevin beni size geldim Siz olmaya geldim tutun ellerimi tutun ellerimi tutun engellerimi bir bir yıkıp engellerimi bir bir yıkıp birlik birlik olmaya geldi. Öğrenmek Hayattır programına küçük bir nefes arası şiir molası verdik. ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Öğrenme öğrenmek gerek. Hızlı okuma tekniklerini öğreneceğiz kişisel liderliği geliştireceğiz, vazgeçmeyeceğiz, asla pes etmek yok. Davranışımızı değiştireceğiz, gerekirse bir profesyonel destek alacağız. Ama bunu yaparken bize ayak bağı olan, engeller, prangalar olan bağlar var. O bağlar nedir? İşte geçmişin bizde bıraktığı izler, Geçmişin alışkanlıkları, geçmişteki yaşadığımız olumsuz deneyimlerin üzerimize bindirdiği yükler, ayağımıza bağladığı prangalar. Onun için geçmişi geçmişte bırakacaksın. Mevlana'nın dediği gibi dün, dün de kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Eğer ki biz dünü bırakmazsak, bugünü yaşamazsak, dünün bizim üzerimizde bıraktığı olumsuz etkileri hala taşırsak, düne bakarak dövünürsek, üzülürsek adım atamayız. Bulduğumuz yerde kalırız. Önemli olan geçmişe bakıp, ders alıp daha güçlü, daha kararlı, daha iz bırakıcı ve daha etkili adımlar atabilmek lazım. Geçmişe bir şekilde bakıyoruz. Bak, Ders al. Evet bizler geçmiş deneyimlerimizin oluşturduğu bir bireyiz. Bizler geçmiş yaşantımızın doğurduğu çocuklarız. Ama geçmişteki yaşadığımız olumsuzluklar var ise onu hala iç dünyamızda büyütürsek hiçbir yere varamayız. Olması gereken ne? Bundan sonra bu hayat bizim. Sorumluluklarımı üstleniyorum kendim için, ailem için, ülkem için, insanlık için daha nitelikli bir birey nasıl olacak ona doğru gitmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar geçmişi geçmişte bırakıyoruz. Geçmişe mazi, geleceğe ati derler. Biz atiye doğru mazimize bakıp ibret alıp gideceğiz. Yoksa ben geçmişte şöyleydim, ben geçmişte böyleydim, ben bunu yaptım değil. Bundan birkaç hafta önce Emekli bürokratların gittiği bir lokale gittim. Öyle ilginç, o kadar çok bürokrat var ki, Ankara'dayız tabii ki. Eski genel müdürler, milletvekilleri, yöneticiler, daire başkanları, işte müsteşar var işte birkaç tane valiler. Ve hepsi oturmuş, ben valiyken bunu yaptım, ben müsteşarken bunu yaptım, ben onu yaptım. Şimdi dinledim, biraz sıkıldım. Tabii hepsine son derece saygımız var. Onlar olmasaydı, onlar o emek mücadeleyi vermeseydi bu noktaya gelemezdik. O iyisi kötüsü ayrı bir konu. Orada tabii benim sıkıldığımı fark eden biri, hocam sen ne dersin? Dedi, ne kadar güzel dedim ya, harika bir deneyim dedim. Bu bilgiler, bu deneyimler, bu tecrübeler dedim. Buraya geldim. Buraya gelmeseydim öğrenemeyecektim. İyi ki gelmişim dedim. Bana bir hoca dedi ağzındaki baklayı çıkart bir şey ima ediyorsun. Yo dedim ne olabilir? Hoca dedi, hani sen dedi buraya geldim dedim iyi ki gelmesem öğrenemeyecektin. Valla ben şunu tercih ederdim. İçimizde bütün saygı duyduğum amirlerimin amiri insanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki siz emek mücadele verdiniz. Ben sizin yaptığınız kadar çalışma yapamam. Çünkü devletin hassas noktalarında çünkü makamlar çok fazla açıklamak istedim daha da var hassas noktalarını görev aldınız. Genel müdürlükler, müsteşarlıklar vesaire hepsini yaptınız. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama şunu beklerdim. Herkes bir hatırat bıraksaydı. Herkes bir hatırat bıraksaydı. Yaşadığı sıkıntıları, verdiği mücadeleleri, anılarını kitaplaştırsaydı. Ve biz de sizin bu kitaplarınızdan ibret alsaydık. Diyelim ben okuyamadım en azından 3-5 kişi okurdu. Bir kişi okusaydı, bir kişi sizin yaşam deneyimlerinizden ibret alsaydı ne olurdu? Evet, biraz önce şiirini okuduğum İdris arkadaşımız. Topal Topal kitabını yazdı. Bir iz bıraktı. Gitti. Gittiğinde bu kitap kalıcı olacak. En kötü olasılıkla ülkemizin 7 ana merkez kütüphanesinde devlet korumasında duracak. Belki 3 yılını 5 yılını verdi fakat bu arada 50 yıllık bir yaşam deneyimini yazdı. Belki değer görür görmez kitap o ayrı bir konu ama en azından giderken verdiği mücadeleyi, yaşadığı anıları, bir engellinin anılarını yazdı ve bıraktı gitti. Bu bile ayakta alkışlanacak takdire şayan bir durumdur. İstiyorum ki ben de o bürokratlarımıza dedim ki sizler de birer kitap yazsanız, yaşam deneyimlerinizi bizlerle paylaşsanız ya da dediğimiz gibi Ankara'da kişisel gelişim merkezimiz var. Gelin orada bilgi deneyim paylaşımı yapalım. Tecrübe paylaşımı yapalım. Her hafta bir bürokratımız yaşam deneyimlerini ibretlik hikayeleri bizlerle paylaşsın. Ama şu şartla böyle benim zamanımda böyle diye ahkam kesmek değil yaşam deneyimlerinizi paylaşacaksınız. Orada birkaç tanesi bizi kim dinler ki aman getti ya dedi bir tanesi ama büyük bir çoğunluğu şunu söyledi tamam hoca gelelim. Bu salgın süreci bitsin böyle bir düşüncem var. Geçmiş yaşam deneyimlerinden ibretler almak. Belki 2-3 kişiyi bir yere getiririz, belki bir kişiyi ama böyle bir düşüncemiz var arkadaşlar. 2-3 hafta önce bu ortaya fikir atıldı. İşte biz de diyoruz ki arkadaşlar, geçmişe dövünmeyi bırakacağız, geçmişe bakıp ders alacağız, geleceğimizi ona göre planlayacağız. İşte o zaman hayat bir değer kazanır ya. Bilgi bölüşülürse, bilgi paylaşılırsa bir değer kazandır. Tecrübe, illaki damdan düşmem mi lazım Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, damdan düştüğünde aman diyorlar hoca damdan düştü doktoru çağırın. Bizim hocamız ne diyor? Bırak doktor diyor bana damdan düşmüş birisini getirin. Ya hoca diyor ne alakası var? Benim halimden diyor damdan düşmüş biri anlar. Mesele bu. O tecrübeleri gerçekten bizim anlayacağımız şekilde verirse bir ders şeklinde verirse Yoksa kendini işte tatmin etmek Bizim zamanımızda böyleydi demek Yeni nesli küçümsemek gibi bir gaflede düşerse O zaten hatadır Zaten o da aklı başında Hiçbir kimse bunu yapmaz Arkadaşlar geçmişe bakıp ders alacağız Geleceği planlayacağız Ve bir diğer nokta Zayıf yönlerinizi bulun ve güçlendirin Hiç kimse Ama hiç kimse mükemmel değildir hepimizin hataları vardır Peygamber bile demiyor mu? Ben de bir insanım demiyor mu arkadaşlar? Benim de hatam olabilir demiyor mu? Cennetle müjdelenmesine rağmen. Ve kızına demiyor mu? Kızım ben peygamberim. Senin baban peygamber de olsa sana yardım edemez. Sen sorumlulukların yerine getireceksin diyor. İşte bizler de kendi zayıf yönlerimizi bulacağız ve zayıf yönlerimizi güçlendirecek, zayıf yönlerimizi güçlü kılacak, kavi, sağlam şekilde geliştireceğiz. Eğer biz onları geliştirmezsek bu defa zayıf yönlerimizi farkında olmadan yara aldığımız yerler olarak görürüz. Dünya ya baktığınızda yazılımlar yapılır. Mesela son dönemde en büyük hırsızlıklar, en büyük suçlar nerede işleniyor? Siber suçlar dediğimiz yazılımlarda bankaların ya şirketlerin hesaplarına girmeler. Oraya nasıl giriyorlar? Yazılımlardaki açıkları buluyorlar. İşte biz de diyoruz ki aynı yazılımdaki açıkları bir açığa dikkat edeceğiz. Bu yüzdendir ki büyük firmalar kendi yazılımlarındaki açıklar bulmak için özel eleman çalıştırırlar. Niye o zayıf noktaları? açık noktaları bulalım, güçlendirelim ki dıştan saldırı yağmasın. Biz de kendi zayıflıklarımızı, kendi güçsüzlüklerimizi, kendi eksiklerimizi ve tamamlamamız gereken özelliklerimizi de bulalım, onları tamamlayalım. Zayıf noktaları bul ve güçlendir. Gerektiğinde baştan beri anlattığımız örnekleri kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar kişisel gelişim için eskiden kendinle yüzleşmek açısından bir çalışma yapılırmış. Tasavvufta çok yaygın kullanılan bir şey. Tasavvufun haricinde kullanılan bir şey. İnsanın kişisel gelişimindeki, ruhsal tekamülündeki zirveyi yakalamak için yılda bir hafta, 15 gün ya da 20 gün ya da 40 gün ihtikafa çekilmek, halvete çekilmek diye bir kavram varmış. Amaç neydi orada? Dünyadan mal hırsından, dünya nimetlerinin etkisinden kurtulmak, kendinle yüzleşmek, hayatı, yaratılışı, yaratanı anlama ve anlamlandırma açısından bir detoks uygulanır. Söz detoksu gibi düşün. Konuşma detoksu ses detoksu, görüntü detoksu. Sadece ibadet ve sadece kendini sorgulama. Günümüzde bunu yapmak mümkün mü? Değil. Ben de diyorum ki şunu yapabiliyor musunuz? Bunu şu anda günümüzde kaç insan yapabilir? Sosyal medya detoksu. Bunu bir toplamda bahsettim hoca dedi ya. Al sana bir kaya nereye dayarsan daya hesabıyla. Sosyal medya detoksu uygulayabilir misiniz? Bir hafta. Ben denedim. Zorlandım. 10 gün, 15 gün merak etmeyin. Dünya dönüyor. Dünya dönmeye devam edecek. Yıllardır oturup bir akşam boyunca tam gün televizyon izledim bilmem. Bana diyorlar ki Hocam, televizyon programı yapıyorsun. Evet. Aksatmadın. Aksatmama gayret ediyorum. Ama benim bir akşamımı baştan sonra verecek zamanım yok. Sadece eğitim, bilim, kültür programları var ise özellikle beklediğim özel bir film ya da program varsa izlerim ve kapatırım. Yıllardır izlemiyorum bu yıllardır dedim yaklaşık 17-18 yıldır bir akşam tam gün izledim hatırlamam. Tam gün zaten yok öyle bir kavram. Ben de diyorum ki size bir sosyal medya detoksu yapar mısınız? Bütün hesapları donduracağım. Ya da açmayacağım. Ne olacak? Bunu bir arkadaşımız sosyal medyada iyi takipçisi olan bir arkadaşımız Şöyle söyledi. Hocam dedi ben bir hafta yaptım dedi. Ciddi hem de hatırı sayılır bir takipçisi olan bir arkadaş. Üç kişi mesaj attı. Neredesin bir sıkıntı mı var? Üç kişi. İki kişi de aradı. Beş kişi hocam dedi. On binlerce insan nerede? Hani bir karikatür vardı. Cenaze var tabut almış gidiyorlar. Dört tane cami cemaati. Oradan biri diyor ki, bunun diyor sosyal medyada diyor 500 bin takipçisi vardı. Nerede? Siz takipçi değil, dostlar biriktirin. Siz like'lar değil, yüreklere dokunun. Onun için arkadaşlar yapabiliyor musunuz? Bir sosyal medya detoksu yapın. İnan yaşamınız o kadar çok şey değişmeye başlıyor ki. Ben aktif kullanıyorum sosyal medyayı. Ama en çok duyduğum şikayetlerden biri şu. Hocam benim paylaşımı görmedin mi? Görmedim. Çünkü ben paylaşımı yapıp çıkıyorum. Niye saatlerim vereyim ki? Yok TikTok videoları. Yüklemedim, yüklemem. Yüklemesinde de zaten sıcak bakmıyorum. Zaten düzgün psikolojik bir insan orada gezmez. Orada tutup da saçma saçma videolar çekmez. Zaten düzgün bir sözde insan yapmaz bunu. Reels videolarına bakın. Ne var orada? Allah razı olsun. Onun için arkadaşlar sosyal medya detoksunu kesinlikle öneriyoruz. Mümkünse hayatınız güzel kılacak, hayatınızı anlamlandıracak hobiler edinin. Şiir, sanat, edebiyat, kültür, enstrüman çalışmaları yapın. Bir iki tanesini yapın. Şiir ezberleyin. Şiir. Güzel söz. Ezberleyin. Hocam ben şiir ezberlemekte zorlanıyorum diyorsanız kafiyeli şiirlerle başlayın. Abdurrahim Karakoç'un şiirlerini alın ezberleyin. Daha sonra Bahattin Karakoç, sonra Sezai Karakoç. Serbeste geç. Atilla İlhan'dan ezberle. Nazım'dan ezberle. Cemal Suraya'dan ezberle. Murat Han Mungan'dan ezberle. İsmet Özel'den ezberle. Ama önce ezberle. Mehmet Akif ezberde Şiir ezberlemek hem sizin öğrenme kabiliyetinizi yertir, geliştirecektir. Çünkü beyin zorlandıkça, öğrendikçe daha çok yeni şeyler öğrenmeye başlar. Onun haricinde her öğrenme yeni öğrenme kapılar açacaktır. Bir öğrenme, iki öğrenme, üç öğrenme, öğrenme sayısı arttıkça öğrenmeler daha da kolaylaşmaya başlayacaktır. Şiir ezberleyin. Ezberlediğiniz şiiri düzenli olarak tekrar edin. Bulunduğunuz ortamlara gittiğiniz yerlerde bu şiirleri paylaşın, anlatın. Hem konuşmanız güzelleşecektir hem de sohbetinizdeki o tat gelişmeye ve değişmeye başlayacaktır. Şiir ezberleyin, güzel söz ezberleyin, vecizler, vecizeler ezberleyin. Bunlar bizim hem düşünce ufkumuzu aç açacak hem konuşmazımı güzelleştirecek hem de sözün etki gücünü artıracaktır arkadaşlar. Ve biz gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsak kelimelerin gücüne inanın. Kelime insandan kadim ya diyor ya Nuri Pakdil kadim kalıcı demek. Kelime daha kalıcıdır. Kelimeler izberleyin. Kelimelerin gücünü kullanın. Sözün sihrini öğrenin. Sözde keramet vardır, sözde sihir vardır hadisi boşuna söylenmedi. Söz önemlidir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz diyor ya Yunus. Kişi bile sözünün demini, demeye sözün kemini, şu cihan cehennemini sekiz uçma ede bir söz demiyor mu? Ama Sözü söylerken de yine Yunus'un dediği gibi, Yunus sözünü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir diyor. Birileri de sizi Molla Kasımlık yapabilir. Söze dikkat edeceğiz. Kendinizi geliştireceğiz ve kelimenin gücüne, sözün gücüne inanacağız. Sözü kullanma şeklimiz, iletişimimizin kalitesini, sözün etkisini insanların hal hareket tavırların etkiler. Sözü kullanma şekliniz karşıdaki insanı büyüler. Sözü kullanma şekliniz size karşı bir ünsiyet bağımlılık da oluşturabilir. Sözü kullanma şekliniz size karşı bir nefret, intikam duygusu da oluşturabilir. Hangisi? Dolayısıyla kelimeyi, kelimenin gücünü öğrenin. Sözlük kullanmayı, imla kızlavuz kullanmayı alışkanlık haline getirin. Ata sözleri, deyimleri öğrenin. Siz birileri ata alıp üst kadar geçerken siz yaya kalmayın. Onlar atlı biz yaya bu gidişte biraz zor varız. Aya diyor ya. Aynı bunun gibi. O sözün büyüsüne inanın. Her gün bir kelime damlaya damlaya göl olur hesabıyla her gün bir kelime bir kelime bir kelime bir bakıyorsunuz ki deryayı ezberlemişsiniz yaşadığımız örnekler var. Öğrencilere diyoruz ya her gün diyorum 5 tane İngilizce kelime öğrenemez misin? Hocam öğrenirim. Hadi başlıyoruz. Hocam öğrenemem diyenlere de karşı 5 kelime ya. 5 kelime. Akşama kadar o 5 kelimeyi tekrar edeceksin. Az sözlü yap. Hocam öğrenirim. İkinci öğrenirim. Her gün 5 kelime. Arkadaşlar bir ayda 150 kelime der. Bir yılda 365 çarpı 5. Ki ilk başta 5 kelime öğrenmeye başlarsınız ama farkında olmadan ilerleyen süreçte bir günde 20 kelime öğrendiğinde olur. Ve yine farkında olmadan hani diyor ya Allah ayette siz bildiğinizi kullanın biz size bilmediğinizi öğretiriz diyor. Sen o bildiğin 50, 100, 200, 500, 1000 kelimeyi kullanırken karşına çıkan kelimeleri bilinçaltın zaten öğrenmeye başlar, öğrenmeyi tamamlar. O yüzden küçük, ulaşılabilir, sürekli olan, uygulanabilir, hedefler belirleyin, ulaşılabilir hedefler belirleyin, uygulanabilir bir plan yapın, parça parça uygulayın, bak bakayım ne olacak. Zor değil. Başarı bedel ister, evet. Küçük bedeller zaman. Çalışma. Günlerce kendinizi zormanıza gerek yok. Ve arkadaşlar sürekli ulaşılabilir hedefler. Kısa kısa gittiğinde bir bakarsın ki dağları aşmışsın. Hani diyor ya Konfüçyüs en uzun yollar ilk adımla başlar. En uzun mesafeler küçük adımlarla ulaşılır en büyük zirvelere küçük mini adımlarla uğraşırsın. Ama zirveye çıktığında zirvenin sana verdiği keyfi, zirvenin yaşattığı mutluluğu ise o keyfi hiçbir yerden alamazsın. Çünkü bir emek var, bir mücadele var. Emek vermeden oraya çıksan, oraya emek veriren çıkan insanın aldığı hazın onda birini dahi alamazsın. Çünkü insan doğasında vardır o ter dökmeden olmaz arkadaşlar. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Amacımız burada kişisel gelişim için olmazsa olmaz ana önerilerimiz bunlar. Ve tabii ki ben kimim? Ya da biz kimiz? Benim kim olduğum, ne bildiğim, ne kadar bildiğim neyle ölçülür? Ben bilgimi kullandığım ve bilgimi ifade ettiğim kadarım. Daha ötesi var mıyım? Yok. O zaman diyoruz ki bizde iletişim becerilerini, hitabetinizi, insanlarla konuşmayı geliştirin. Kendinizi anlatan, anlatan çalışmalar yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız okuyun bir yazıyı. Okuduğunuz yazıyı anlatın. Bölümlere ayrılmış yazılar var. Böyle bir sayfalık, yarım sayfalık yazılar var. Dergiler var. Aç onu, bir sayfalık yazıyı oku. Okuduktan sonra anlat. Ama önce sessiz anlatabilirsin. Daha sonra oku ve anlat. Gerekirse koy telefonun kamerasını. Seni rahat alan bir açıda. O aç geç televizyonun şey, kameranın karşısında. Kameranın karşısında konuş. Karşıda insanlar var. Ve insanlara konuşuyormuş gibi konuşmaya başla. Ne olacak bir sonra? Birinci hata yaparsın, ikinci de hata, üçüncü de hata, dördüncü de hata. Ondan sonra alışkanlık haline gelir. Bizler bu televizyon programını yaparken bir anda mı yaptık? İlk radyo programına konuk olduğumda kulaklığı taktılar kafama. Konuşmaya başladım. Bak elinize bu şekilde yapın. Mesela kendi kendinize konuşun. Bir anda benim sesim bana öyle tuhaf geldi ki... Siz de evde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak elinizi şu şekilde koyun ve konuşmaya başlayın. Konuşurken şu anda duyduğunuz ses sizin karşıda duyduğunuz ses, işte karşıdakinin duyduğu sestir. Ben ilk duyduğumda hemen böyle yaptım. Ne oldu falan kulaklığı çıkarttım. Ne oldu hoca dedi? Ya sesin bir tuhaflık var. Ayarlarda bir sıkıntım var. Yok hoca dedi ya. Sen dedi gerçek sesin bu. Nasıl yani dedi. Senin gerçek sesin bu tam yayından önceyiz. Çıkarttı elini böyle koy dedi ve konuşmaya başladı. Şimdi gözlerim kaymaya başladı ne oluyor falan demeye başladım. Halbuki benim sesim şu anda Duydum değilmiş. Başlangıçta <laughs> bu şekilde provalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili değişik örnekler vereceğim. Ama şimdi diyor ki yönetmen arkadaşımız kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaçırmayın harika tekniklerle beraberiz. Kısa bir ara arkadaşlar. Öğrenmek Hayattır programımız kaldığımız yerden devam ediyor değerli arkadaşlar. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan yorum yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine e, Vay şenel Hale Akın, Selman Özburun, e, Nurten Lahi, Sultan Yaşar. Sosyal medya hesaplarımızdan gönderdiler. E, Suzan Hanım aynı şekilde arkadaşlar e, yine mesajlar iletler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, bu arada tabii mesajını iletemeyen daha sonra ileten kişilere de yine teşekkür ederiz. Arkadaşlar öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Hayat öğrenme üzerine kurulu dedik. Tabi iletişim olmazsa olmaz dedik. Ben kimi? Ben kendimi ifade ettiğim kadarım. Kendimi anlatabildiğim kadarım. Bunun için anlatma çalışmaları yapmak, kendinizi ifade etme çalışmaları yapmak için tabii ideal ve doğrulanı bu alanda ciddi bir profesyonel eğitim alabilirsiniz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Mesela bizim verdiğimiz ana eğitimlerden bir tanesi toplumun söz söyleme sanatı ve etkili iletişim becerileri. Amacımız burada duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi paylaşmak istediğimiz temel durumlar nedir? İşte efendim bilgi neyse bunları zihnimizde bilgiyi toparlayabilmek, yine bilgiyi söze çevirmek, o bilgiyi karşıdaki anlatacağımız kişi ya da kişilerin anlatacağı düzeyde ifade edebilme becerilerini kazanmak asıl amacımız bu. Bunun için de biraz önce örnek verdiğim gibi bir konu seçip o konu hakkında düşünüp kamera karşınıza alın veya o konuda çalışmalar pratikler yapın. Ne kadar çok pratik uygulama yaparsak alacağımız verim o kadar fazla olacaktır. Ama duruş en önemli unsur duruşunu değiştireceksin. Bakış yani göz teması. Daha sonra bununla ilgili bağımsız programlar yapacağız. Sadece belki de şunu bildiğim kadarıyla 10 15 programımızı sadece iletişim konusuna, hitabet konusuna ayıracağız. Uzun uzun bunları paylaşacağız değerli arkadaşlar. Ama burada şimdi kısaca yapacağımız uygulamalar tekrar ediyorum, örnekler veriyorum diyeyim ben. Nedir öncelikle? Bir konu belirliyorsun, o konu hakkında düşünüyorsun ve anlatıyorsun. Kameranın karşısında geç, telefonun kamerasını kullanabilirsin ya da evde bir kamera varsa onu kullanabilirsiniz. Onun ilgili oku, anlat ya da düşün, anlat çalışmaları yapabilirsiniz. Onun haricinde konular belirleyip Konular hakkında 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakikalık konuşmalar yapabilirsiniz. Bu ilerleyen süreçte bir konu belirliyorsunuz. Ben bu konu hakkında uzun bir anlatım yapacağım. Karşında yüzlerce kişi varmış gibi düşünüp ve şu anda yüzlerce sizi izliyormuş gibi düşünüp geçip konuşmalar yaptığınızda kendinizdeki değişimi görmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda duruş, bakış, jest, mimik, kompliman, gruba hakimiyet, göz temasını kurba, göz kontağı, Konuşma esnasında e, m, e, şey e, yani m, anlatabildim mi e, ü, şeklinde kullanılan asalak kelimeleri kullanmadan elleri kolları nasıl kullanacağız, ellerin cepte mi olacak, arkada, önde nasıl olacak bunlara yönelik çalışmalar. Yine bir konuşmada olması gereken giriş, gelişme, sonuç konuşmanın da bir sıralaması var. Onları nasıl kullanacağız? konuşmada olmaması gereken unsurlar neler, olması gereken ana unsurlar neler? Bunları kullanarak profesyonel bir eğitim alırsanız farkı çok net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki kendini ifade edebilmek için hitabet tekniklerini öğreneceğiz. Bir diğer konu da özellikle eğitimci arkadaşların, bürokratların, bir yerde yönetici olanların mutlaka ve mutlaka Türkçeyi güzel bir şekilde konuşmaları gerekir. Siyasilerin, toplum karşısına çıkanların, insanlarla sürekli iletişim halinde olanların Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları gerekir. Bazen karşılaşıyorum. Hocam ben buyum diyor. Ben de konuşmamı değiştirmem diyor. Şimdi sen konuşmanı değiştirmek istemeyebilirsin ama hitap ettiğin kitleyi düşün. Yönettiğin kitleyi düşün. Ulaştığın insanları düşün. Seni model olarak alacakları düşün. Bunun için Türkçeyi kendi dilimizi düzgün, kelimeleri doğru, gerçek anlamında, doğru yerde, doğru şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Türkçeyi bu şekilde kullanmanın haricinde seslerin noktasında, sesin çıkartılması noktasında kelimedeki vurgu, tonlama, ulama, kavşak, geçiş noktalarını iyi ayarlamamız lazım. Vurgu tonlamalar... Hangi harfler nasıl çıkartılacak? Bunları öğrenmemiz lazım ki bu da diksiyon alanına giriyor arkadaşlar. Mutlaka yine tavsiyem diksiyon yani güzel konuşma tekniklerini öğrenin. Bunun yaşamınızdaki farkını çok daha net göreceksiniz. Hitabet tekniklerini öğrenin diyorum. Çünkü biz iletişimimiz kadar karşı intiba uyandırırız. Geçen gün daha önce yıllar öncesinde eğitim verdiğim bir arkadaşımız bir odanın seçimine girdi. Ben o eğitimleri verdiğimde gerçekten hani konuşma olarak normalin çok çok altında bir hitabeti var. Bu dediğim çalışma 16 ya da 17 yıl önceydi toplum önünde söz söyleme sanatı eğitimine katılan bir arkadaşımız. Geçen hafta içerisinde bir oda seçimi yapıldı. Oda seçiminde bir konuşması var. Geçen ay pardon 3 ya da 4 ay önceydi. Ben karşılaştım dedim ki ismi vermek istemiyorum. Ahmet dedim. Ahmet Bey dedim bakın. Gayet güzel, rahatsın. Ama konuşmanı biraz daha çeşitlendirmemiz lazım. Sesi kullanacaksın. Sen iç Anadolu'sun belli. Konuşurken gırtlaktan konuşuyorsun. Ve iç Anadolu ağzıyla konuşuyorsun. Bana verdiği cevabı ne şu. Ne var kurban olduğum hocam dedi ya biz içimizdeyse dışımız odur dedik ya. Çıkacağım karşısına esnafın karşısına konuşacağım uyum alacağım ben diyor. Şimdi bak böyle konuşuyorsun ama sen neredesin? Başkenttesin. Karşıdaki kişinin diğer adayın onun deyimiyle rakibinin dedim sosyal medyası var mı var? Açtım. Onun konuşmalarını izledim. Dedim Ahmet Bey siz bunun karşısında mı konuşacaksınız? Hoca beni destekleyenler var. Bak destekleyen olabilir ama unutma iletişim her şeydir. Rahmetli Turgut Özal'ın ulusal Sesleniş programını hazırlarken yapmış olduğu çekimleri bak. Hazır ilk konuşmayı yapmadan önce yapmış olduğu çekimleri ve ilk konuşmasının macerasını anlattım ben serüvenini anlatım. Yok yahu diyor estahtan öyle mi hoca diyor. Aynen öyle estahtan öyle mi hoca. Evet öyle. O rahmetli Turgut Özal'ın eline kalem alıp benim sevgili vatandaşlarım deyip kalemi tabi caizse insanların gözünün ortasına sokma tabiri kullanmışlardı. İnsanları anında hipnoz etkisi yapan bir konuşma 22 çalışmanın sonucunda çıktı. 23. televizyonda yayınlanmış dediğimde yok canım dedi. Olur mu? He bu kadar basit mi zannediyorsunuz? değil. Onun için arkadaşlar siyasilerin, yöneticilerin, eğitimcilerin, pazarlamacıların, spikerler, sunucular, insanlar ve ekran karşısında kalanların, hatiplerin, vaizlerin bunların bir, önce hitabet eğitimi alacak hem de ciddi uzun süreli ki alıyorlar peşinden diksiyon eğitimi. Türkçenin kurallarına uygun olarak düzgün kullanması eğitimi almak mecburiyetindesin. Çünkü sen insanlara karşısına çıkacaksın. Uzatmayayım. Geçen hafta seçim yapıldı arkadaşlar. Planladı. Oylamaya görünce 1200 kişi civarında oy kullandı ve konuşmasını izledim. Dedim ne yaptın sen bu konuşmayla? Hoca dedi ki bana samim ol içinden geldiği bir konuş dediler. Yok böyle bir kavram. Yok böyle. Hani Anadolu'da bir laf var dedim ona. Lafını bil de konuş, ağzını sil de konuş derler. Bir söz söylerken doğrucu Mahmut değil, hitabet tekniklerini öğreneceksin. Ona şunu söyledim. 17-18 önce bu eğitimi aldığında sen neydi? Bir kere konuşamıyordun değil mi? Evet. Ama ben sana dedim ki profesyonelce bunu biraz daha geliştir. Hoca ya bundan sonra işte oda seçimine 3 yıl daha var. E geçmiş olsun. Tercih bizde. Biz hayatımızı şekillendiririz. O yüzden arkadaşlar hitabet, diksiyon, güzel konuşma eğitimlerine, hızlı okuma eğitimlerine zaman, emek, para harcamaktan korkmayın diyorum. Bütün eğitimlerde hep bunu söylerim. İki ana eğitime zaman, emek, para harcamaktan korkmayın. Emek harcayın, verin emek. Birincisi öğrenmeyi öğrenme ve hızlı okuma eğitimleri ki bu olmazsa olmaz ana eğitim. İkincisi güzel konuşma. Toplumda söz söyleme sanatı ve etkili iletişim becerileri eğitimleri. Bunları yapın. Bak bakayım ne oluyor. Çünkü ben sizinle kurduğum iletişim kadarım. Daha ötesi yoğun. Bu yüzden bunlara zaman ayıracağız arkadaşlar. Bunlar bizim kendimizi geliştirmemiz noktasında ciddi bir güç oluşturur diyoruz. Tabi burada tabii ki en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi arkadaşlar dikkat sorunu. Şimdi dikkat ve algı geliştirmek noktasında bize çok sorular geliyor. Hocam bir iş yapacağım, ders çalışacağım, işte efendim e, kursa gidiyorum, çalışma yapıyorum ama bir türlü dikkatimi veremiyorum. Arkadaşlar dikkat konusunu önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki haftalarda biraz detaylı işleyeceğim, dikkate yönelik bazı çalışmalar yapacağım çok güzel teknikler var. Çünkü dikkat hepimizin yaşadığı sorun, dikkat sorunu yaşamayan insan yok. Ama dikkat için sadece şunu söyleyeyim. Amaçlı çalışın, planlı çalışın, hedefli çalışın. Amaçlı, planlı, hedefli çalıştığınızda yaptığınız işlerin niçin yaptığınızı, yaptığınız işlerin size, işinize, hayatınıza katacağı katkıları düşünün o dikkatinizi çok daha rahat verdiğinizi göreceksiniz. Öbür türlü arkadaşlar dikkatiniz dağılacaktır. Çünkü dikkat her yaşta yaşa göre farklılıklar gösteren bir durumdur arkadaşlar. Yani daha çok öğrenciler üzerinde biz çok dikkatsizlik var zannediyoruz ama bu değil. Yaşlanınca ilerleyen yaşlarda orta yaş gruplarında dikkat sorunu yaşanmıyor mu? hem de iler düzeyde yaşanıyor. Gözlüğümüzü kaybediyoruz, cüzdanımızı kaybediyoruz, evraklarımızı kaybediyoruz. Onu nereye koyduk diyoruz. Yani geçenlerde yaşadığımız olay, benim de yaşadığım olay. İşte gözlüğü ben genellikle şöyle yaparım aldığımı. Ya başıma koyarım ya da işte ben şu alnıma takarım. Ben alıp böyle dur alışmışım bu şekilde gezerim. Orada araştırıyorum. diyorum ki iş yerim ya benim gözlüğüm nerede? Aslan arkadaş hocam dedi kafanızda ya şey ya alnınızda ya gözlük. Şimdi burada biz bunları yaşamıyoruz. O biraz yoğunluktan kaynaklı bir şey ama e peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Dönem dönem hepimiz bu sorunları yaşıyoruz. Sadece öğrencinin yaşadığı sorun değil. iş adamlarının, ev hanımlarının yaşadığı sorun değil mi? O zaman ne yapmak gerekiyor? Söz uçar, yazı kalır, değil mi? Bir yere not al. Akıl defteri tut. Not defteri tut. Telefonun hatırlatıcısını kullan. Not kısmını kullan, bilgisayardaki Outlook kullan, yine hatırlatıcını kullan, bir sürü programlar var, günlük hatırlatıcı kartları kullan, amaçla çalış, tek iş yap, bak bakayım ne olacak. Ama bizim modern insanın en çok zorlandığı konulardan biri de şu arkadaşlar. Ee, aynı anda birden fazla sorumluluğumuz var. Aynı anda birden fazla sorumluluk olunca zihin istersimiz farklı noktalara kaymaya başlıyor. Farklı noktalara kaymaması için de amaçlı çalışacağız ve planlı olacağız. Bir işi arkadaşlar parçalara bölmeyi öğrenin. Hani bir söz var. Aynı anda beş tavşan yakalanmaz. Önce bir tavşanı yakala, sonra ikinci tavşanı yakala, sonra üçüncü tavşanı yakala, sonra dört ve beş. Ama beş tavşanı aynı anda yakalamaya çalışırsan hiçbirini yakalayamazsın. Amaca ulaşmak istiyorsan böl, parçala, yut. Önce bir hedef, sonra kısa, önce basit ulaşılabilir hedef. İşte burada da senin motivasyon kaynağına göre parçalama değiştir arkadaşlar. Ve mümkün olduğu kadar da her gün 5 dakikada olsa farklı bir dünyaya girin. farklı bir dünyaya. farklı bir düşünce moduna girin. farklı şeyler düşünün. Mesela ibadetin, duanın, yoga ya da meditasyonun insana verdiği en güzel düşünce değiştirme yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sen yoga yaptığında oturuyorsun. Sadece 5 dakika 10 dakika bir farklı moda giriyorsun ya da ibadet yapacağın zaman gidiyorsun işte abdestini alıyorsun Allahu Ekber dediğinde sadece o moda giriyorsun. O insanın düşünce zihnini toparlamasına vesile olur. Ya da işte kafanın kolaklığı takıyor müziği taktıktan sonra 5 dakika ya da 10 dakika sürekli o ritimle ne yapıyor farklı moda girmeye başlıyor. Ama burada da yine her yaşa göre farklı bir rahatlama tekniği her yaşa göre farklı bir fark moda girme tekniği olabilir arkadaşlar. Her gün en az 5 dakika farklı şeyler düşünün ama günün belli saatlerinde sabah saatidir, akşam saattir, öğle saattir yapabilirsiniz. Ki insanlık tarihine baktığımızda bunu güneş doğarken, güneş batarken, güneşin tam dik geldiği nokta, güneşin dünya üzerine kırık ışınların düştüğü nokta kırık ışınlarının dik ışınlara geçtiği nokta, dik ışınların kırığa geçtiği nokta ve tam karanlığa girdiğimiz nokta. Yani bizim geleneksel yapımızdaki, inancımızdaki imsak, sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam ve yatsı dediğimiz saatlerdir ki sadece bizde değil, bütün dünyada zaten gün buna göre şekillenir ve buna göre planlanır. Bu saatlerde yapılan çalışmalar, Rahatlama çalışmaları, ibadetler, meditasyon çalışmaları insanlara ciddi bir dinginlik, rahatlık, ruhunu yakalama, kendini bulma özelliklerinin olduğunu görüyorsunuz. Ve nefes kullanma teknikleri, kişiyi destekleyen, rahatlatan unsurlardır. Bunları öğrenin farkı göreceğiz. Ve tabii ki dikkati geliştirmek için bunların yanında duyguyu kontrol etmek durumundasınız. Duygu kontrol edecek, hafıza kartları, hafıza oyunları var oku anlat çalışmaları var. Bunlar yapıldığında dikkatin geliştiğini çok rahat görmeye başlıyorsunuz. Ve en güzeli, en güzeli okumak. Okuduğunuzu anlatmak. Okumak, okuduğunuzu anlatmak, mümkünse kullanmak. Başka bir yöntem oku, okuduğunu kendi cümlelerinle yaz. Yazmak harika bir öğrenmedir arkadaşlar. Yazmak harika bir öğrenme yöntemidir demek daha doğru olur. Bir bilgiyi öğrendin, öğrendiğin bilgiyi kendi cümlelerinle yazacaksın. Zaten bilgi iki şekilde öğrenilir. Bir, alırsın birebir motomot şekilde ezberlersin, ama unutulabilir. Öğrendiğin bilgiyi kendi cümlelerinle ifade edersin. Bunun en güzel yöntemi yazmaktır ya da öğrendiğin bilgiyi anlatmaktır yazdığın zaman, anlattığın zaman o bilgi çok daha kalıcı ve etkili olarak zihinde kalmaya başlıyor arkadaşlar. Tabi bazen bir iş yaparken okuyacağız, yazacağız, gideceğiz ama bazen detay vardır. Mesela her işte belli ana kurallar vardır. İşte ana fikir dediğimiz, asıl fikir dediğimiz ya da anahtar kelimeler, anahtar cümleler. Bunlarla bir not alın. Bunları hatırladığınızda zaten yazıyı hatırlarsınız. Yeni öğrendiğiniz bir bilgi var. Yapacağınız bir iş var. Ana fikir anahtar kelimelerle not al. Anahtar fikir anahtar kelimelerle not alırsanız onu hatırlamanız kolay olacaktır. Yine ana fikir anahtar kelimeye baktığında o yazıyı çok daha kolay hatırladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. İşte estetik ayrıntıda gizlidir diye bir söz var ya. Mesela bunlar. Ama ayrıntıya girip ayrıntıda boğulmak değildir. Tabi öğrenme yolculuğunda arkadaşlar bunlar hep bizim için bir basamak. Bizler BBN Türk'te Öğrenmek Hayattır programında her hafta pazar günü 13.20'de yeni konularla öğrenme yolculuğuna devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta başarılı insanların ortak özellikleri konusunu paylaşacağız. Ve hafta, her hafta yeni konularla sizlerleyiz arkadaşlar. Güzelliklerle, gülücüklerle ve her daim aşkla kalın diyoruz ben.